Kaçın, sen Engin abiyle hayal kurdun, ben dahil mi oldum? Rahatsız mı ettim? Buradaki kaçış aslında metaforik bir kaçış. Şimdi YouTube'dan ne kadar kazandık? İlk paramızı 6 Şubat'ta kazanmışız. Yani totalde bugüne kadar bir yıllık gelirimiz... Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, İstanbul'dan köye göçeli tam bir yıl oldu. Biz bir yıldır köy hayatına adapte olmaya çalıştık. Kah bir şeyler denedik, ektik, biçtik, kah gezdik, tozduk ama güzel bir seneyi geride bıraktık. İstanbul Bostancı'dan Sakarya'nın Altındere Köyü'ne göç eden bir aileyiz. Kanalımızda köy hayatı, doğa gezileri, kendin yap projeleri ve benzeri videolar yayınlıyoruz. Videolarımızı beğeneceğinize inanıyoruz. Kanalımıza abone olur musunuz? Bu sene içinde YouTube'a toplam 164 tane video yüklemişiz. Wow. Bunlardan evet biraz fazla. Bunlardan 95 tanesi uzun videolar. Evet Filiz, hatırlıyor musun ilk videomuzu? Ya hatırlıyorum da. İlk tabii videom. Onu zaten yayınlamadık, onu geçti. Onun aslında kayıtları olsaydı silmeseydik yayınlardım. Şimdi güzel olurdu, ya. Komik olurdu da silmişiz. Keşke silmeseydik. Evet. Ama onu paylaşmak bayağı özgüven isteyen bir şey. İlk deneme çekimlerimiz, kendi kendimize yaptığımız ilk çekimler gerçekten bayağı komikti. Paylaşılabilir. Yani dosta bile gösterecek durumu yoktu aslında ama eşim bayağı gülerdik eğer saklıyor olsaydık gerçekten. Sonrasındaki ilk videomuz da İstanbul Bostancı'daki evimizden çekmiştik. Kanalımızın adı İstanbul'dan Kaçış ama ilk videomuzu İstanbul Bostancı'daki evimizden gerçekleştiriyoruz. Henüz İstanbul'dan kaçabilmiş değiliz. Bu macerayı en başından itibaren sizlerle yaşamak istiyoruz. Hayatımızla alakalı radikal kararlar aldığımız bir dönemdeyiz. İstanbul'dan göç kararı aldık. Şu anda bu maceranın ilk adımındayız. Taşınmanın hayalini kuruyorduk. Yine böyle bir şeylerin arifesinde olduğumuz bir dönemde. Yine öyle biraz, değil mi Deniz? İlk başta Bostancı'daki evimizde koltuğumuza oturduk ve ilk videomuzu çektik. Bir intro yapmıştık. Bambam'la, işte Mia'yla, Filiz'le böyle güzel anlarımızdan. Ve kendimizce güzel bir video oluşturmaya çalıştık. İlk videomuzdu, bizim için de çok özeldi. Şimdi bugün ilk videoyu şöyle bir tekrar hatırlayınca aslında taşınmakla ne kadar doğru bir karar verdiğimizi, ne kadar doğru bir yol izlediğimizi görüyorum. Ne kadar mutlu bir hayat için aslında girdiğimizi. Tabii içinde ufak pürüzler olsa da bu da hayatın bir kanunu gibi bir şey. İlla ufak pürüzler çıkacak, böyle hafif bir baharat olacak yani, baharatsız. Kusursuz hayat olur mu? Kusursuz hayat olmaz. İyi ki böyle bir hayat seçmişiz dediğimiz bir video oldu ilk video. Ki oradaki trafiği görünce tekrar, ki İstanbul'a her gittiğimizde o trafik içinde zaten kalıyoruz. Bir trafik anında bizim aklımıza bu göç işi gelmişti. Yanımda Engin abi vardı, bizim bir dostumuz, arkadaşımız. Onunla birlikte bir Muğla hayali kurmuştuk aslında. Ben sonradan mı dahil oldum ya? Bu şeye. Yok, sen Engin abiyle hayal kurdun, ben dahil mi oldum? Rahatsız mı ettim? Ben Engin abiyle kurdum, sana geldim direkt. İşte aşkım taşınalım mı Muğla'ya diye, hatırlıyorsun de değil mi? Ben tamam aşkım. Yok, ben de istiyordum tabii. Kim istemez yani. Ki ya? Binlerce insan bence Ege'de yaşamanın hayalini kuruyordur. Belki milyonlar istiyordur ya, yani. Ya Filiz'le hep hayalimiz vardı ama para kazanma şeyinden dolayı ne yazık ki uzaklaşamıyorduk. Çünkü İstanbul'daydık ve hani para kazanmanın merkezinde gibi hissediyorduk. Yani öyle olduğunu düşünüyorduk. Tabii farklı, doyduğun yerde olmak lazım diye. Farklı bir şey olabileceğini hayal edemiyorduk. Ta ki Fund diye kendi şirketimizi kurana kadar. Şirketimizi kurduk, baktık ki biz herhangi bir yere bağımlı olmadan internet üstünden satış yaparak istediğimiz her yerde para kazanabiliyoruz. O zaman dedik haydi taşınalım. Hani ve süreçlerimiz başladı ama tabii haydi taşınalım deyince taşınamadık. Biz YouTube kanalımızı daha herhangi bir ev bakmadan, nereye taşınacağımıza karar vermeden açmıştık. O süreçte 4 tane ev baktık. 2 tanesi de yayınlamıştık zaten. Yalova'da, bir diğeri de zaten şu an içinde bulunduğumuz evde.
İstanbul'da sıkıldığımız şeyler vardı elbet. Fakat bir yandan da hayalini kurduğumuz, yaşamak istediğimiz şeyler vardı. İşte en azından tükettiğimizin bir kısmını üretebilmek gibi. Daha doğal yaşayabilmek gibi, doğanın içinde olmak gibi. İstediğimizde gerçekten toprağa çıplak ayak basabilmek gibi hayallerimiz vardı. Ve çocuğumuza bu imkanları sunmak istiyorduk her şeyden önce. Yani burada bu karar noktasında Mia gerçekten çok etkili oldu. Çok etkili oldu. Ve sonrasında da Sakarya'daki bu evi gördükten sonra kendimizi yollarda bulduk. Yani bu kanalımızın adı İstanbul'dan Kaçış. Buradaki kaçış aslında metaforik bir kaçış. Kendimizle ilgili bir şeyden kaçmıyoruz. Biz burada içine dahil olmak istemediğimiz şeylerden kaçıyoruz. Biz burada kalabalıktan kaçıyoruz. Biz burada samimiyetsizlikten kaçıyoruz. Biz burada egzoz dumanından kaçıyoruz. Trafikten kaçıyoruz. Şehrin o kalabalıklığından, o kalabalık içinde insanların birbiriyle bakışmamasından, selam vermemesinden ve yalnız olmasından kaçıyoruz. Aslında burada bunu da tam olarak açıklamak lazım. Yani orada bir şey oldu da biz kaçmıyoruz. Evet. Sadece nezaketen gülümsemek zorunda oluyorsunuz. Gerçekten çok samimiyetinden şüphe edilecek ilişkiler kuruyorsunuz. Biz bunu daha eskiden olduğu gibi, yani çocukluğumuzdaki gibi, birazcık daha mahalle kültürünün de olduğu bir yerde olmak istedik. Evet. Nihayetinde köydeyiz. Buraya geldik ve birçok şey ürettik. O kadar çok şey yaptık ki, ektik, diktik, biçtik. Hani ormana çıktık, odun topladık, kestane topladık, domates ektik, biber ektik. Hani ayvamız vardı, reçelini yaptık. Zeytin topladık, zeytin yaptık. Yapabileceğimiz hemen hemen hani bir köydeki her şeyi yaptık. En son salça yaptık. Yani şöyle de bir güzel durum vardı ki, aslında taşındığımız evin bahçesi bizim yapmak istediğim şeylerden hiçbirini barındırmıyordu. Yani evet. Bir kümesi yoktu. Evet. Ne bileyim, bir ocak yoktu. Biz hep ateş çukuru, yani başında böyle oturabileceğimiz, akşamları karşılıklı sohbet edebileceğimiz ateş çukuru falan, bunlar İstanbul'da da zaten hayal ettiğimiz şeylerdi. Geldiğimizde de bunların hiçbiri burada yoktu. Olmadığı için bize bayağı keyifli işler çıktı aslında. Bir sürü şey yaptık bahçede de. Yani şu var, bir sene geçmiş ama sanki bana 10 sene geçmiş gibi geliyor. Dolu böyle değil mi bir biraz sene? Beyin zamanı doldururken yapılan işlerle dolduruyor ya, İstanbul'da o monotonluk olduğu zaman çok hızlı geçiyor. Ama burada biz o kadar çok iş yapmışız ki, şimdi hani Filiz'in dediği gibi ateş çukurundan kümesine, ne bileyim beton ocağından... Ayaklarını yapacağız arkadaşlar. Eksileri. Ondan sonra yemeklerimizi yazın komple dışarıda yapabileceğiz. Ya hem çok verimli bir yıl oldu bizim için, bol bol ürettiğimiz. Çünkü bir yandan da şöyle bir şey vardı Deniz ya. İstanbul'da mesela bir yılımı düşünüyorum, ne yaptım? Düzenli bir şekilde her gün işe gittim. Haftada bir gün iznim vardı, alışveriş merkezinde çalışıyordum. Gittim, geldim. Hani anlatacak çok fazla bir hikayem yok. Ama burada gerçekten çok. Yaptığımız şeylere şöyle bir, videolara şöyle bir bakıp bir hatırlayınca gerçekten ne kadar çok şey yapmışız diyorum. Bu gerçekten beni çok mutlu ediyor. Çok çok hoşuma gidiyor ya. Burada bir de şu da var. Burada YouTube'un da aslında bize çok bir faydası oldu. Teşvik etti değil mi? Niye faydası oldu? Hani belki biz buraya YouTube kanalımız olmadan, içerik üretme gayretimiz olmadan gelseydik, belki burada bu kadar çok şey yapmazdık. Yani bir yerde insan sıkılıp tamam deyip, yani mesela ateş çukuru belki olmazdı ya da kümes olmazdı, gene burada yaşardık ama belki bu kadar düzenli ekmezdik ya da bu kadar yayla, bu kadar göl gezmezdik. Şimdi çok heyecanlıyım, çok güzel. Şuraya bak Deniz, heykele bak. Orada biraz daha azı geçer, bir tane göl var. İşte 4 tane yayla var. Daha az. Arkadaşlar, burası Kaşıkçı Şehler Yaylası ve Gölü. Göl sonradan doldurma şeklinde oluşmuş. Evet
Evet arkadaşlar, şu an Hacılar Gölü ve Yaylası'ndayız. Kamp için çok güzel bir alan değil mi? Evet, kampımız burada olacak büyük ihtimal. O zaman burayı size daha ayrıntılı göstereceğiz evet, arkadaşlar. Evet, yüksek ihtimalle. Zaten şu anda da kamp yapanlar var. Drone'umuzun pili bitti. Şarj edeceğiz ve yine görüntüler kaydetmeye devam edeceğiz evet. Tabii. Geçen aşağıdaydık işte. Evet, ay. Ay çok yüksekteyiz. Bize böyle çok ilham veren bir şey oldu. Hadi şunu da yapalım, hadi bunu da yapalım ve gerçekten hayatımızı böyle dolu dolu yaşamamızı sağlayan bir güç oldu arkamızdan. Ya şunu da yapanlar var mesela işte tamamen bir gününü paylaşan YouTube içerisinde olan arkadaşlarımız da var tabii ki. Onları da severek izliyoruz ama biz hep böyle bir şey daha gösterebilir miyiz? Yani yapabildiğimiz, biz de bir şey deneyelim. Hem de bunu denerken ilk kez biri denediğinde ne oluyor? Ya ilk kez biri salça yaparken oluyor mu? Biri ilk kez konserve yaparken oluyor mu? Bunları da bir yandan gerçekten gösterelim, paylaşalım istedik. Deniz de birçok şeyi burada ilk kez denedi işte. Ocak gerçekten çok başarılı oldu mesela. Çok da severek kullandığımız bir şey. Giderken yanımızda götüreceğimiz bir şey yani. Aynen yani böyle. Taş onu bırakmam, çok sevdiğim bir şey oldu. İnşallah bir de bir fırın niyetimiz de var biliyorsun evet. Ama işte buradaki o hayat meşgalesi şu anlık bize yaptırmadı. İnşallah yeni taşınacağımız yerde ilk yapacağımız şey bir tane de fırın olsun. Ne? Taşınıyor muyuz? Bir taşınıyoruz tabii. Taşınma süreci başladı. O kısımdan bahsetmedik daha ama. O kısımdan şimdi bahsetmiyoruz. Bu videoyu bozmayalım onunla. İleriki videolarda o macera zaten bir şekilde devam edecek. Taşınacağız. Ama taşınacağız. Şimdi taşınmadan bahsetmişken hatırlıyor musun? İlk taşınma sürecimizde de sana kadar enteresan bir süreç yaşamıştık. Aynen öyle. Yani biz taşınacağız diye video yaptık ve ev aramaya başladık. Ama yaklaşık bir buçuk, iki aylık bir süreçte ev bulamadık. Bir türlü işte dört tane ev baktık vesaire. O arada zaten demin söylediğimiz gibi. Bu arada ama dedik ki video çekelim. Bari videolar eksik olmasın. Ve aslında iki tane çok sevdiğimiz video çektik. Birisi ki benim en sevdiğim videolarımızdan biri gerçekten. Uçurtma yaptık. Uçurtmaya GoPro taktığımız videoydu. Aynen, gazeteden uçurtma yaptık, evet. GoPro taktık, onu da drone'la çektik. Bizler için çocukluğumuzun nostaljisi olan gazete kağıdıyla yaptığımız ve unla yapıştırdığımız bir uçurtma. Uçurtma yapıyoruz bugün. Yaparak geçireceğiz. Bugün uçurtma yapıyoruz. Ayrıca uçurtmamıza da bir GoPro takıp GoPro'yla çekimler alacağız. Nostalji ve teknolojiyi birleştiriyoruz gibi oldu aslında. Gazeteyle yaptığımız bir uçurtmaya GoPro takacağız. Drone'la da bunu çekeceğiz. Bu arada Deniz, ben bu şu an yaptığın gibi bir uçurtma yapımına daha önce şahit olmadım. Benim için de ilk olacak. Şimdi öncelikle 3 tane çıtaya ihtiyacınız var. Ben 1 metrelik tane kendim çıta hazırladım. Şuraya bir yere fiyat koyalım. Tanesi 25 lira. Ama yani, gazeteyle kaplıyoruz. GoPro takış. Çünkü masada birlikte bir şey yapmanın keyfi de çok güzeldi. Sonrasında netice de çok güzeldi. Görüntüler de süperdi. Çok seviyorum o videoyu. İkinci videomuz da Bostancı sahilinde bir açık hava sineması yapmıştık. O da çok güzeldi. Bayevet'i izlemiştik. Yine masa başında güzel bir ekran yapmıştık ilk başta. Ondan sonra biraz aleti tanıtıp Bostancı sahile inip güzel bir açık hava sinema keyfi yaşamıştık. Nereye gittin dostum? Tanrım. Tanrım nereye gitti bu? Dostum, orada mısın? Sakın yapma, hemen geliyorum. Ne halt ediyorsun sen içeride? Bu arada ev baktık derken yani o ev bakma sadece öyle arada ev bakıyorduk gibi değil yani 24 tabii. Saat neredeyse dönüşümlü olarak Deniz'le işte o belli emlak ben bilgisayarda Filiz telefonda evet, tüm emlak sitelerinde evet. Ve şey şuydu ilk arama yani daha doğrusu ilk arama tercih o değildi sonradan ona döndü.
bahçesi olsun, müstakil olsun, tüm Türkiye'deki ilanları göster. Evet. Yani. Hani moduna döndü. Şanlıurfa'ya kadar baktık galiba. Yani. Baktık her yere. O kadar baktık ki. Baktık ama daha sonradan biraz daha mantıklı tabii olup dedik ki şöyle yakın bir çevrede olalım. Bu hayatı sevmezsek geri dönebilelim diye buraya taşınmıştık. Bu arada yani işte uçurtmaya GoPro taktık, Bostancı sahilinde açık hava sineması yaptık. Biz böyle enteresan şeyler yapmayı, değil mi? Yeni fikirler üretmeyi, olmayan şeyler yapmayı çok seviyoruz. Burada da yine aslında öyle bir video serisi çektik, iki tane video. Yorum Oscar'ları yaptık. Merhaba arkadaşlar. Çok düşük bütçeli Oscar'ımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sevgili abonelerimiz, nasılsınız? Videosuna yorum yapmış. Başlangıç olarak bugün Denizcan yoktu. O yüzden yerine ben videoda olacağım. Sakalımı kestim ve bugün Mia beni tanımadı. Yorumu da şöyleydi. Sakal kesme maceranız eşimin bıyık kesmesini hatırlattı. Seneler önce bıyığını kesip oğlumuzun yanına gelince öyle bir ağlama krizine girmişti ki çareyi göz kalemiyle bıyık çizmekte bulmuştuk. Şimdi gülerek hatırladım. Biz de çok gülerek okumuştuk. Evet, hatırlarsınız ben sakalımı kesip aşağıya indim. Tabii bu ev arayış süreci uzayınca biz asıl çekmek istediğimiz videoları bir türlü start veremeyince yani ne yapalım ama bir yandan da bir şeyler de anlatalım, bir şeyler de paylaşalım istediğimiz için bu arada işimizle alakalı. Aslında bu online satışla alakalı insanların kafasında bayağı soru işareti var. Bizim çevremizde, arkadaşlarımızda da vardı. Dedik ki biz birazcık işimizden bahsedelim. Bir de öyle bir video çekmiştik. Evet. Ya vardır daha. Online satış videosu aynen. Çektik. Ya böyle yaratıcı fikirleri seviyoruz aslında. Olmayan şeyleri yapmayı seviyoruz. Ya gerçekten şunu da merak ediyorum ki biz her videoya özeniyoruz. Hem kendimize özeniyoruz hem paylaşacağımız şeylere özeniyoruz. Umuyorum sizlere yansıyordur. Çünkü biz imkanlarımız dahilinde elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce hem hikayemizi anlatıp hem de bir şeyler paylaşmak istiyoruz sizinle. Ya paylaşmak derken Deniz bu arada fasulye paylaştık değil mi ya? Fasulye hediye ettik. İlk mahsulümüzü paylaştık. Şimdi domates salçamızı. Son domates salçası paylaşacağız. Bu hafta sonuna kadar yorumlar içinde yine oynanacak evet. Bir şey yapacağız. Yorum Oscar'larındaki hediyeler zaten bayağı güzeldi. Evet. Biz bayağı paylaşmayı seven bir aileyiz. Hem tecrübelerimizi hem yaşadıklarımızı hem hikayemizi paylaşmak istiyoruz. Hem de böyle minik hediyeler. Evet arkadaşlar gelelim zurnanın zırt dediği yere. Esas önemli konumuza. Zırt mı? Şimdi ne diyordu zurna? Zort. Şimdi dedik ki 164 tane video yayınlamışız. Bunlardan 95 tanesi uzun. Geri kalanlar ufak shortslar, morslar vesaireler. Şimdi kazancı söylemeden önce... İşin meşakkatlerinden İşin meşakkatlerinden biraz bahsedelim. Şimdi 164 tane video yayınlamışız. Bunun 95 tanesi uzun metrajlı dediğimiz, o genelde hep izlediğiniz işte 20 dakika, 15 dakika, yarım saat olan videolarımız. Böyle bir videonun hazırlanması için ortalama 4-5 saatlik bir montaj süresi geçiyor. Ortalama. Yani bunun üstü de oluyor, altı da oluyor. Bizim için öyle. Aynı zamanda çekim için de yine ortalama bir 4-5 saatlik çekim aşaması oluyor. Tabii bu hani 1,5-2 saat çekim yaptığımız da var. 2 gün boyunca çekim yaptığımız şeyler de var. Buna göre baktığınız zaman yani bir videonun oluşması için aşağı yukarı böyle non-stop böyle 1,5 gün çalışmanız gerekiyor. Ve biz çok uzun süredir haftada 3 video yüklüyoruz. Baktığınız zaman ondan önce 2 yüklüyorduk, ondan önce 1 yüklüyorduk. Ufak ufak azaltmışız. Ufak ufak çoğaltmışız. Evet. Pardon, ufak ufak çoğaltmışız. Yani böyle aslında meşakkatli bir iş. Böyle çok kolay bir şey de sanmayın diye başta bunu size söylemek istedim. Bu arada istedim. Bahsetmediğim bir de işin içerik üretme tabii. Kısmı var. Yani ne yapacağımıza karar verme kısmı var. Hı-hı. Bir de şu anda bir çocuk vardı. Şimdi ikinci çocuk faktörüyle beraber tabii bunlar bir de. Tabii şu da var. Yani şimdi birazdan kazancı söyleyince zaten anlayacaksınız. Hani bunu sevmeyen insan yapamaz. Çünkü şimdi hep şey söyleyeceğim. Yani bir YouTuber var. Bir de YouTuber'cık var. Biz cık mı oluyoruz? Şu anlık cıkız. İnşallah ileride YouTuber'a... Rakam cık olduğumuzu. Rakam şu an cık olduğumuzu gösteriyor. Yani insanın sevmeden yapmayacağı bir şey. Biz gerçekten yarınımıza bir şey bırakabilmek adına, çocuklarımıza bir şey bırakabilmek adına ve albüm olması adına böyle bir şey yapıyoruz. Ve
çok isteyerek severek yapıyoruz. Bir de kendimizi denediğimiz bir sürü şey yaptık ya. Bunu neden istemeyelim ki? Şimdi kazanca gelecek olursak arkadaşlar. Son bir senelik, ben burada raporumuzu çıkarttım. Zaten bir senelik bir kanalız. Biz Şubat ayına gelirken ocağın sonunda 1000 abone ve 4000 saat izlenme gibi bir sürece gelmişiz. Yani Eylül'den Ocağa kadar bu aşamayı tamamlamışız ve ilk paramızı 6 Şubat'ta kazanmışız. 6 Şubat'ta o gün 1.44 TL kazanmışız. Ya. İlk kazancımız ve kazancımız başlamış. Tabii en son bunun %15'i vergi olarak kesiliyor arkadaşlar. Ne 1.4'ünde mi? Tabii onun da hepsini kesiliyor. Yani onu da en son söyleyeceğim. Şimdi Nisan ve Mayıs ayındaki ödemeyi biz birleşik almışız. Evet. Çünkü bize bir türlü şeyimiz gelmemişti. Şifremiz vesairemiz gelmemişti. Çekemem yani çekmek için şey oluşmamıştı. Nisan'da 310, Mayıs'ta 470, toplamda 880 lira ilk paramızı çekmişiz. Zaten YouTube'dan ilk kazancımız diye de bunun videosunu yapmıştık. Haziran ayında 750, Temmuz ayında 1600, aynen Ağustos ayında 2900, Eylül'de de hala devam eden 4000'in üstünde şu anlık bir gelir olmuş ve yükselmeye devam ediyor. Bugün çünkü bir daha 10-15 gün gibi bir süreç var. Yani totalde bugüne kadar bir yıllık gelirimiz 11.195 TL 60 kuruş. Bunun %15'ini kestiğiniz zaman 9.734 TL gibi bir ücret oluyor. Yani bir senede toplam biz 9.734 TL kazanmışız. Şunu açık ve net söyleyeyim. Yani mesela benim çok sevdiğim bir video, doğumdan önce kampa gittiğimiz Sultanpınar Yaylası videosu. Evet. Şimdi ajansımızda olduğu için bana öyle bir iş gelse, çekimini yap, videosunu editle, montajla ve yükle diye ben minimum 15-20 bin lira para isterim sadece bir videoda. Baktığınız zaman burada aynı kalitede hemen hemen 160 tane videoyu, 95 tane uzun, geri kalanı kısa 9.734 TL'ye yapmış olmuşuz. Aynı zamanda YouTube'da gelir kazanmamız için aslında birçok yol var. Şöyle, mesela reklam gelirlerimizden 10.265 TL kazanmışız bu 11.195 lira 60 kuruşu. Yani reklamdan para kazanıyoruz. Evet. İşlem gelirimiz 634 TL diyor. Yani işlem gelirimiz dediği bu kanal üyeliğimiz var biliyorsun. Evet. 8 tane üyemiz var. Katıl butonu. Katıl butonundan üye olan. O üye olanlardan gelen iPhone'larda paramız. iPhone'larda aramayın bulamazsınız. Evet, iPhone'larda katıl butonu yok. Sadece tamam. Android'den. Ya bilgisayardan olabiliyorsunuz evet. Ya da Android telefonlardan katıl butonundan destek olabiliyorsunuz. Bir defa da bir canlı yayınımızda bir süper sticker gelmiş. O da Şengül Yaman'dan hatırlıyorsun evet, değil evet, mi? Evet, çok şaşırmıştım. Bize... Hiçbir şey bilmiyordum. Aynen. Bunun da bize yani yansıması 37 TL 21 kuruş. Evet. Şu ana kadar ki tüm kazancımızı bu şekilde size açıklamış olduk aslında. Şimdi şöyle bir şey var ki gerçekten internet satışı zaten artık bayağı yavaş gidiyor şu dönemlerde, son dönemlerde. O nedenle biraz böyle sıkıntılı dönemler ama yani onun da haricinde bu işten, YouTube'dan para kazanırsak, mesela gerçekten iyi kazanıyor olursak çok daha güzel içerikler üretmeye evet, başlayacağız. Evet, yani daha çok yere ulaşabiliriz, daha çok şey deneyebiliriz, daha çok şey yapabiliriz. Bir yandan da gerçekten çok güzel meblağlar kazanır, böyle bir şey birikirse bir karavan hayalim var. Evet. O şekilde çok daha fazla şey paylaşabileceğimiz. Karavan hayalimiz var, yurt dışı hayallerimiz var. Gezmek istediğimiz Türkiye'de bir takım yerler var. Yani bunların hepsine gidişimiz için YouTube bize anahtar olabilir, kapımızı açabilir. Evet. Biz de buralarda daha güzel içerikler oluşturup size sunabiliriz. Yani sadece Ege'de değil, benim gerçekten gitmek istediğim yani Mardin Diyarbakır'ından, gibi, evet. Gaziantep'ine, Adana'sından, evet. Urfa'sına, hani Artvin'inden, Samsun'una yani her yerin mutlaka özel bir şeyi vardır, güzel bir şeyi vardır. Her şehrin ünlü olduğu bir şeyi vardır. Gezelim görelim köşemiz olsun. Gezelim görelim köşesi gibi bir şey olabilir aslında, öyle bir şey de istiyoruz. YouTube buna yeterli ittirmeyi sağlayabilirse bu tarz videolarımız da yakında gelecek. Bu noktada şöyle de bir şey söylemek lazım ki kanal büyürken gerçekten çok fazla desteğiniz oldu. İşte yorum destekleriniz için,
İşte abonelik destekleriniz için, ayrıca Katıl'daki o 8 abonemiz için de herkese gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bize çok destek oldunuz. Yorumlarınız o kadar motive etti, güç verdi ki bazen şevkimizin kırıldığı, motivasyonumuzun düştüğü anlar oldu. Yorumlar motive etti ayrı, bir de öyle bir güç hissediyoruz ki. Hele şu ara. Hele şu ara, yani bahçeye çıkıyoruz, ya şuraya duvar mı yapsak işte tahtadan diyoruz, hop. İşte bir abimiz, Soner abi selam olsun, tahtalarla geliyor, bir şey oluyor, yapılıyor. Ya diyoruz, şöyle bir şey eksik, şunu mu yapsak, araba bulamıyoruz. Hop Fatma abla bize bir tane araba buluyor. İşte kiralık, işte onunla işlerimizi hallediyoruz. O aile yapısını, birliğini ve arkamızdaki desteği. Evet. Hangi eksiğimizi söylesek en az 50 kişi mesaj atıp, hem de böyle şey için değil, lafta hani ya bir şey söyleyeyim de dursun diye değil. Böyle gerçekten bizim için uğraşıldığını, bizim sevildiğimizi, bizi ailenizden biri gibi gördüğünüzü o kadar çok hissediyoruz ki bu aslında hepsine değen bir şey oluyor. Sırf bunun için bile tabii şey olarak yapılır. Gerçekten çok başka insan ilişkileri kurduk. Evet. Sadece bizi ziyaret etmek için buraya gelenler, yapmak istediğimiz şeylerle bize destek olmaya çalışanlar, misafir edelim diyenler, gerçekten ya çok 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 keyifli bir şey çıktı. En son şu taşınma meselesi mesela, ismini vermeyeyim. Bir beyefendi aradı, işte Muğla Milas'ta dedi benim apartım var. Gelip dedi bir ay, bir buçuk ay kalabilirsiniz. Ücret istemiyorum. Hani gelin buradan ev bakın. Farklı bir abonemiz. Şu an bize bir yer buldu. O bulduğu yerle ilgili görüşüyoruz. Daha farklı bir abonemiz tekrar bize bir yer bulmak için bizle iletişimde, böyle devamlı bir şeyler arıyor. Sırf şu taşınma süreci için. Çünkü evet, çok belirsiz olduğumuz bir süreç. Dediğim gibi bunu da videosunu yapacağız bir sonraki videolarda. Bu macerayı da size anlatacağız. O kadar çok destek ve o kadar çok güzel enerji hissediyoruz ki buradan, gerçekten çok hoşumuza gidiyor ve bizi mutlu kesinlikle ediyor. O samimiyeti hissetmek çok güzel. Bu kazandığımız bu rakamlar tabii bir şey hiçbir değil. Şey değil yani, bu dostlukların, bu güzel bağların yanında bu hiçbir şey değil. Bu kadar yani sosyal bir mecrada bu denli güçlü bağların kurulabileceğini hiç tahmin ihtimal etmezdim. Vermezdim. Çünkü biz sosyal medyayı hiç aktif kullanan insanlar değildik, hiçbir zaman olmadık. Evet. Çok güvenebileceğim bir şey değildi ama yani şu paylaştığımız, yaşadıklarımız, tecrübe ettiğim şeyler tam aksini bize tam kanıtladı. Tam aksini gösterdi. Yani bazen hiç tanımadığınız birileri size gerçekten yoldaş olabiliyormuş. Evet, bu arada bu kadar şey konuştuk, şunu söylemeden olmaz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Videomuzu beğenip yorum da yaparsanız çok mutlu oluruz. Ailemiz de sizi görmek bizi mutlu eder. Tadından yenmez. Tüm açıklığıyla biz hani YouTube gelirimizi, burada ne yapmak istediğimizi anlattık. Zaten bizi anladığınızı düşünüyoruz. Yolumuz uzun. Yolumuz uzun. Çok daha şey çok var. Şey var. Şimdi bir taşınma süreci başlayacak. Evet, yani sancılı bir değişim sürecinin tam ortasındayız. Bir de artı bir şeklindeyiz. Evet. Murat Deniz biliyorsunuz aramıza katıldı. İki çocukla bu taşınma süreci ne olacak? Biz burada Sakarya'da mı olacağız, başka yerde mi? Yine çok geniş bir yelpazede hayatımıza yön vermeye çalışırken bulduk kendimizi. Bakalım hikayenin devamında neler olacak? Diğer videolarda görüşene kadar hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.